Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca. Bugün sizlerle bu örgü modelini paylaşmak istiyorum. Öncelikle ben ilmeklerimi şişime taktım. Başka bir küçük bir parça göstermek istiyorum sizlere. İlmeklerimizin takılışı 4 artı 5 şeklinde. İsterseniz bir tane de kenar ilmeğe koyabilirsiniz. Kenar ilmeğe siz 4 artı 5 şekilde ilmeklerimizin kuruluşu. İlmeklerinizi bu şekilde takarsanız sizin için daha rahat olur. Öncelikle düz bir şekilde düz iki sıra örelim. Hiçbir işlem yapmadan ilmeklerimizi taktıktan sonra ve ilmeklerimin sonuna geldim. Arka yüzüne geçiyorum. Örgümüzün arka yüzünde ve ilmeklerimi ters örerekten devam ediyorum. Az önce de söylediğim gibi modelimizin kurulumu 4 artı 5 şeklinde 4, 5 ve 4, 5 şekilde ilmeklerimizin takılışı kurulumu. Bu şekilde takarsanız sizin için daha iyi olur. Beğenenlerim ve hoşuna gidenler için yapmak isteyenler ve örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3 ve 4. ilmeğimi örüyorum. Ters şekilde terse çeviriyorum. Şişime bir tane ipimi doluyorum. İki ilmeğimi birlikte alıyorum. Tekrardan bir tane düz örüyorum. Ve tekrardan iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Şişime tekrar bir tane daha çoğaltıyorum. Burada azalttığımı burada tekrardan çoğaltıyorum. İlmeğimi, ipimi öne alıp 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. Bu aradaki 4 tersimiz 2 4 ve tekrar şişime bir tane ipimi doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Yine 2 ilmeğimi birlikte alıyorum ve tekrar şişime dolayıp 4 tane tersimi örüyorum. Bu şekilde 5 artı 4 5 artı 4 şekilde ilmeklerimizi takabilirsiniz. Ve örgümün arka yüzüne geldim. İlmeklerimin tamamını ters örerekten devam ediyorum. Arka yüzünde hiçbir işlem yapılmıyor. Sadece ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Ve ilmeklerimin sonuna geldim. Örgümün ön yüzüne geldim. Tekrardan ilmeklerimi önden alıyorum. 4 ilmeğimi önden alıyorum. Tekrardan bir tane düzümü örüyorum. Altta şişime doladığım ilmeğimi örüyorum. Tekrar şişime bir tane daha dolayıp 3 ilmeğimi birlikte alıyorum ve tekrar şişime bir tane daha doluyorum. 3 ilmeği geri tekrardan 3'e tam altıyorum. Ve bir tane düzümü örüyorum. Tekrar ipimi öne alıp
4 tane tersimi örüyorum. 2, 3 ve 4. Tekrar bir tane düzümü örüyorum. Şişimi ilmeğimi dolayıp 3 ilmeğimi birlikte alıp tekrar şişime bir ip daha doluyorum. İlmeklerimi geri 3'e çeviriyorum. Tekrar 4 tane tersimi örüyorum. Ve örgümün arka yüzüne geçip tamamını ilmeklerimin sonuna kadar hepsini ters örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan. Ve örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi tekrar tabanda yaptığım işlemi iki sıra düzümü gideceğim. Bu sırayı da düz gidip ve tekrardan arkadan ters örerekten ön yüzü düz olup arka yüzü ters olacak şekilde öreceğim. Öncelikle bu şişimi çıkıp düz olaraktan devam ediyorum örgüme. Ve arka yüze geldim. Yine aynı şekilde ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Ön yüzü düz, arka yüzü ters olacak şekilde ilmeklerimi sonuna kadar örüyorum. Ve örgümün ön yüzüne geldim. 4 ilmeğimi ters örüyorum. Şu anda şu işlemi yapıyorum. Şu anda buraya geldim. İlmeklerimi 4 ilmeğimi terse çeviriyorum. Ve tekrardan şişime bir ipimi dolayıp 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Yine aynı şekilde ikisini birlikte alıyorum. Yine şişime bir ilmeğimi dolayıp 4 tane tersimi örüyorum. 3 ve 4. tersimi örüyorum. Tekrar şişime bir ipimi dolayıp 2 ilmeğimi birlikte alıp bir tane düzümü örüyorum. Ve tekrar yine 2 ilmeğimi birlikte alıp tekrar şişime bir ipimi doluyorum. Bu tarafta kesmeden 2 ilmeğimi birden almadan şişime ipimi doluyorum. Sol taraftan da 2 ilmeğimi aldıktan sonra şişime ilmeğimi ipimi doluyorum. Ve tekrardan 4 tane kenar ilmeğimi örüp örgümün arka yüzüne geçiyorum. Hiçbir işlem yapmadan örgümü ters örerekten devam ediyorum. Örgümüzün tamamında arka yüzde bir hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ters olaraktan devam ediyoruz. Ve son kenar ilmeklerimi de örüp örgümün ön yüzüne geçiyorum. Yine aynı şekilde ilmeğimi terse çeviriyorum. 4 tane ters ilmeğimi örüyorum. Bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Şişime ipimi dolayıp 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. Tekrardan şişime bir ilmeğimi ipimi tekrar dolayıp ilmek sayımı geri tekrar 3'e çıkartıyorum ve bir tane düzümü örüyorum. Tekrar ipimi öne alıp 4 tane ters ilmeğimi örüyorum. Bir tane düzümü örüp şişime ipimi dolayıp 3 ilmeğimi birlikte alıyorum ve tekrar şişime ipimi dolayıp ilmeğimi 3'e çıkartıyorum. Bir düzümü örüp tekrardan 4 tane tersimi örüyorum.
ve örgümün arka yüzüne geçtim. Az önce de söylediğim gibi ilmeklerimin tamamını ters örerekten devam ediyorum. Hiçbir işlem yapmadan ilmeklerimi ve örgümün ön yüzüne geldim. Modelim çıktı. Bu şekilde örgümüz bu şekilde devam ediyor. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu da mavi ile yaptığım ve bu da sarı ile yaptığım. Hoş, güzel bir görünümlü. Her türlü örgülerde kullanabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.